Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Temmuz Salı. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da hükümet hasta bakımı için gerekli reformları başlatma konusunda eyaletlerin desteğini almayı başardı. SPD'li Sağlık Bakanı Lauterbach tarafından hazırlanan yeni hastane reformuna 14 eyalet evet derken Bavyera karşı çıktı ve Schleswig-Holstein ise çekimsel kaldı. Federal devlet ve eyalet yönetimleri hastane reformunun köşe taşları konusunda uzlaştı. Hastane reformunu Bakan Lauterbach sağlık sisteminde bir devrim olarak nitelendirirken uzlaşıya eleştiriler de gelmeye başladı. Önün Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gaz sonucun hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Gerçi radikal bir dönüşüm olmayacağını söyleyen Gaz, uzlaşı kağıdının sadece söylemlerden ve vaatlerden oluştuğunu belirtti. Alman Tabipler Birliği Başkanı Reinhardt ise federal ve eyalet hükümetlerinin sağlık çalışanlarını, hastaneleri ve sağlık sigortası şirketlerini yasal bir zeminde sürece dahil etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sağlık sigortası şirketleri de sonuçtan memnun olduklarını açıkladı. AOK'dan yapılan açıklamada vasıflı yani kalifiye personel eksikliğinin artması ve açıkça görülen kalite sorunları göz önüne alındığında reformun kaçınılmaz olduğu belirtildi. Sosyal Birlik FODK ise kliniklerde tedavi kalitesi konusunda hastalar için daha fazla şeffaflık sağlanacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Reforma göre hastaneler artık sadece tedavi sayısına göre finanse edilmeyecek. Bu da hastaneler üzerindeki mali baskıyı azaltacak. Hastanelerin 3 kategoriye ayrılması planlanıyor. Ve kliniklerin belirli tedavilerde uzmanlaşarak hastaların daha kaliteli bir tedavi alması hedefleniyor. Yapılacak reforma göre hastanelerin 3 yeni kritere göre ücretlendirilmesi öngörülüyor. İlk kriter hizmetlerin sağlanması için altyapı kriteri. Buna göre personel, acil servis ve gerekli tıp bir teknoloji için sabit miktarlar ödenecek. İkinci kriter olarak ise hastaneler üç farklı bakım seviyesine ayrılacak. Temel bakım, acil durumlar ve temel cerrahi için hastaneler. Ek hizmetlerle birlikte standart ve uzmanlaşmış bakım için hastaneler ve son olarak maksimum düzeyde tedavi için üniversite hastaneleri. Üçüncü kriter olarak ise hastanelerin uzmanlık bölümlerinin kabaca tanımlandığı hizmet grupları olarak belirlenip ödemeler yapılacak. Böylelikle belirli tedaviler için sadece bu konuda bilgili ve yeterli donanıma sahip hastanelerin fatura kesebilmesinin sağlanması hedefleniyor. Korona pandemisi birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da sağlık hizmetleri, çalışanlar ve hastaneler üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Bu baskı, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji kriziyle daha da arttı. Almanya'daki 1900 hastanenin %60'ı büyük mali sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Hastanelerdeki eski ekipmanlar personel eksikliği, uzun acil servis bekleme süreleri, düşen tedavi kalitesi ve fazla bürokrasi gibi sorunlar dile getiriliyor. Değerli devrim isteyen Sağlık Bakanı Lautabach, Alman hastanelerinin finansmanı ve kalitesine ilişkin reformu hayata geçirdi. Böylece hastanelere olan borçların ödenmesi için adım atıldı. Bu Lauterbach tarafından ilan edildiği gibi devrim değil. Bir reform olacak. Kendine bazen gözünde fazla büyüten Lauterbach için eyaletleri de kapsayan köklü bir değişiklik boyunu zaten aşardı. Bu yüzden sistemi devirmek yerine sistem değişikliğine gidildi. Hepsi bundan ibaret. Şimdinin Sağlık Bakanı Lauterbach 2000'li yıllarda Devrim olarak açıkladığı şu anda tartışma olan tedavi başına ödeme çok sayıda hastanenin kapanmasına bir kısmının da silinip gitmesine sebep oldu. Kapitalizm içinde devrim yapmayı seven Lauterbach dünkü anlaşmayı da devrim olarak açıkladı. Ancak Almanya'da devrim pratiğe geçirilirken derin çatlakların oluşmasıyla genel olarak başarısızlıkla sonuçlandığından reform demeyi daha doğru bulanların sayısı oldukça yüksek. Birleşmiş Milletler yoksullukla mücadelede atılan geri adımlardan kaygı duyuyor. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün hazırlattığı son rapora göre eğer şu anki genel durum devam ederse 2030 yılında çoğunluğu Afrika'nın güneyinde olmak üzere toplam 575 milyon insan yoksulluk içerisinde yaşayacak. Dahası dünyada açlık 2005 yılından bu yana hiç olmadığı kadar büyük boyutlara ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler raporu korona pandemisinin eğitim üzerindeki yıkıcı etkisinden söz ediyor. Yeni önlemler alınmadığı takdirde 2030 yılında yaklaşık 84 milyon çocuğun okula gidemeyeceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler örgütü aynı şekilde cinsiyetler arasındaki eşitlik konusunda da ciddi kaygılar taşıyor. Rapor'a göre şu anki hız devam ederse cinsiyetler arasındaki eşitliğin hukuksal olarak sağlanabilmesi için 286 yıllık bir süre gerekecek. Alman Emeklilik Sigortası tarafından açıklanan emeklilik atlasına göre en az 35 yıl çalışan bir kişi ortalama olarak 1550 euro bürüt emekli aylığı alabiliyor. Bu 2022 yılında ortalama bürüt emekli maaşının bir önceki yıla göre %5,7 oranında arttığı anlamına geliyor. Ancak aylığın yüksekliği bölgeye ve cinsiyete göre değişebiliyor. Buna göre Erkekler ortalama 1728 euro brüt emekli aylığı alırlarken bu meblağ kadınlarda sadece 1316 euro. Doğu Avrupa'daki ortalama emekli aylıklarında kadınlar ve erkekler arasında çok büyük farklılık yok. Çünkü sosyalizm döneminde çalışmayan kadın yoktu ve doğudaki kadınların çok azı yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Gelelim iklime. Yeni bir araştırma 2022 yılında sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'da on binlerce insanın öldüğünü gösteriyor. Bir dergide bugün yayınlanan araştırmaya göre geçen yıl 30 Mayıs 4 Eylül tarihleri arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı 61.672 ölüm vakası kaydedildi. Dergide yayınlanan raporda dünyanın en fazla ısınan kıtasında gelecek yıllarda beklenen daha ölümcül sıcak hava dalgalarına karşı korunmak için daha fazla adım atılması çağrısı yapıldı. Araştırmada özellikle 18-24 Temmuz haftasındaki yoğun sıcak hava dalgasının başlı başına 11.600'den fazla ölüme neden olduğu bilgisi yer aldı. İnzerm'de görevli araştırmacı ve raporun yazarlarından Hişam Aşebak durumun vahametine bu çok yüksek bir ölüm vakası sayısı sözleriyle işaret etti. AFP'ye konuşan Aşebak 2003'ten sonraki sıcakların ölümler üzerindeki etkisini biliyorduk ama bu analizle nüfusu korumak için yapılması gereken hala çok iş olduğunu görüyoruz dedi. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat da daha önce yayınladığı araştırmalarda Avrupa'nın yakın gelecekte daha ölümcül sıcak hava dalgalarının etkisinde kalacağı uyarısında bulunmuştu araştırmalara göre 2022 yılı şu ana kadarki rekor seviyedeki en sıcak yaz dönemi olarak kayıtlara geçmişti. Sıcaklığa bağlı en yüksek ölüm sayısı 18.010 ile İtalya'da gerçekleşirken onu 11.324 ile İspanya ve 8.000 ile Almanya takip etti. Araştırmaya göre ölümlerin çoğunluğunu 80 yaş üstü insanlar oluşturdu. Raporda sıcaklar nedeniyle ölenlerin yaklaşık yüzde 63'ünün kadın olduğu yer aldı. Dünya 1800'lerin ortasından bu yana ortalama 1,2 derece ısınırken Avrupa ise geçen yıl sanayi öncesi dönemden yaklaşık 2,3 derece daha sıcak bir seviyede seyretti. Keza son raporda araştırmacılar 2040 yılına kadar ortalama 94 binden fazla sıcaklığa bağlı ölüm olacağı ve 2050 yılına kadar bu sayının 120 binin üzerine çıkabileceğine dikkat çekildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.